Ya zaten raporda da biz net bir şekilde açıkladık aslında yaşanan hak ihlallerini. Bunlardan en önemlisi aslında adil yargılanma ve yargılatma hakkı aslında. Birçok saldırıya uğrayan ya da saldırıya uğrayan kişinin şikayeti o sonucunda medyaya yansıyan bazı olaylarda sonucun ne olduğuna yönelik bir araştırmaya da giriştik bir yandan. Yani birçok olay söyleyebilirim aslında ama benim en çok dikkatimi çeken olaylardan biri geri gönderme merkezinde tecavüze uğrayan bir İranlı kadının dosyası vardı. Ve o dosyada da memurların yargılanması olayı yargılanmasıyla aslında medyaya yansımıştı. Burada yargılanmada da 3 memurun saldırısına uğrayan kadının aslında yargılattığı kişiye yani dosyalara baktığımızda sadece 2 memurun yargılandığı ortaya çıktı. Dolayısıyla burada aslında adil yargılanma hakkının da kadının elinden alındığı ortaya çıktı. İzmir'de yakılarak öldürülen 3 kişi vardı dosya içerisinde. Haberlerde özellikle çıktı ama bu çıkan haberler hiçbir zaman tam olarak bütün haber kanallarında ortaya çıkmadı. Sadece birkaç muhalif haber sitesinde ortaya çıktı aslında bu haberlerde. Burada da şu durumu da görüyoruz dediğim gibi. Adil yargılanma haklarının kesinlikle yok sayıldığı görülüyor bunların içerisinde. Bunun yanında ırkçı ve nefret söylemleriyle birlikte aslında net bir şekilde saldırıya uğradıklarını da görüyoruz rapor içerisinde de. Yapılan birçok haberin ırkçı saldırılar sonrasında ortaya çıktığını, saldırılar sonucunda ortaya çıktığını da görüyoruz bunlarla birlikte. GGM'lerde yaşanan birçok hak ihlalinin olduğu da görülüyor. Biliyorsunuz GGM'ler de aslında kamu kurumları niteliğinde olan kurumlardır. Bu kamu kurumlarında yaşanan herhangi bir olaydan kurum müdürleri, oradaki memurlar ve en temel olarak da aslında il göç idareleri sorumludur. Bu da aslında direkt olarak dayandığı makam devlet kurumlarıdır. Yani orada yaşanan herhangi bir hak ihlalinde de direkt devletin yargılanması gerekirken, bırakın devletin yargılanmasını, devlet organlarının yargılanmasını, kişiler bile yargılanmıyor aslında. Yine 2021'de toplu bir intihar vakası oldu GGM'lerde. Ancak bu toplu intiharın sebepleri, kişiler ya da burada yargılanma olup olmadığı herhangi bir şekilde medyaya yansımadı. Ve biz bu kişilerle iletişime geçmeye çalıştığımızda da aslında maalesef ki sonrasını getiremedik. Zaten burada yaşanan hak ihlallerinden etkileniyorlar. Bir de buradaki kurumlardan şikayetçi olduklarında sonrasında yaşayabileceklerini düşününce hiçbir şekilde kişilerden şikayetçi olmak ya da herhangi bir adli makama başvurmak gibi bir talepleri de olmuyor. Yani burada temel sorunlarımız can güvenliği zaten var. Bir de sonrası için herhangi bir adli merceğe yansıyan bir olay için aslında adil yargılanma hakları dediğim gibi yok sayılıyor. Raporun genel kısmında da yazıyor aslında. Özellikle kamu görevlileri, siyasiler, sosyal medya kullanıcıları ve burada etkileşim yaratanlar aslında biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle siyasilerin yaptığı siyasi söylemlerin temiz olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle biz dernek olarak da, mülteci komisyonu olarak da bazı siyasiler hakkında suç duyurusunda da bulunduk. Ancak bu suç duyurularında herhangi bir geri dönüş almadık. Ya haklarında kıyok kararları verildi ya da davalar 2 yıldır neredeyse sürümceme altında. Şimdi bunlar da değerlendirildiğinde bizim yaptığımız, dernek olarak yaptığımız herhangi bir başvuru bu kadar dikkate alınmazken bir yabancının da zaten yaptığı herhangi bir başvuru dikkat altına alınmıyor. Aslında burada kişilerin ne kadar etkili olduğunu da görüyoruz. Yani herhangi bir siyasi söylem ve ırkçı paylaşım neticesinde olan olayların hepsini de değerlendirdiğimizde aslında en etkili alan olan sosyal medya alanının biraz daha temiz olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ve siyasilerin de bu söylemlerinin daha temiz olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etki alanları maalesef ki çok kuvvetli.